Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlarda derbe öncesi kriz, yönetim, kongre ve sakatlar. Şenol Güneş'in ardından Burak Yılmaz'la devam eden Siyah Beyazlar Galatasaray derbisine nasıl hazırlanıyor? Sakatlık haberleri ve taraftarın tepkisiyle zorlu derbe öncesi analiz. Süper Lig'de 9. haftada Galatasaray ile kozlarını paylaşacak Beşiktaş derbiye zorlu bir dönemde hazırlanıyor. Beşiktaş için Galatasaray ile yapılacak derbi maçı sadece 3 puan değil kulüp içi dinamikleri de etkileyebilir. Derbinin neticesi Beşiktaş'taki başkanlık seçim sürecini bile şekillendirebiliyor. Rams Park'ta gerçekleşecek maçta Beşiktaş'ın galibiyet elde etmesi durumunda kongre sürecinin ivme kazanması bekleniyor. Böyle bir senaryoda yeniden aday olma ihtimali bulunan mevcut başkan Çebi'nin revize edilmiş bir yönetim listesiyle taraftarın önüne çıkabileceği de konuşuluyor. Ancak Galatasaray'ın maçtan galip ayrılması durumunda Beşiktaş'ta yeni başkan adaylarının ortaya çıkabileceği de ifade ediliyor. Teknik direktör Güneş'in istifa etmesinden sonra Beşiktaş İstanbul Spor'la oynadığı maçta taraftarın protestosuyla karşılaştı. Siyah beyaz taraftarlar daha önce Lugano mücadelesinin ardından takım gelecek hesap verecek şeklindeki tezahüratlarını yineleyerek tribünlere tepki göstermeyen oyunculara maçın başında sahaya sırtlarını dönerek sessiz protestolarda bulunmuştu. Ayrıca karşılaşma öncesinde stat anonsuyla oyuncu kadrosu okunduğunda futbolculara yoğun tepki gösterildi. Aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlük mesleğine adım atan Burak Yılmaz Galatasaray karşısında teknik sorumluluğun zorluklarını ilk defa deneyimleyecek. Sezon başında Beşiktaş'ın renklerine bağlanan Raşika eski takımı Galatasaray ile sahada karşılaşıyor. Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 30 mücadelesi bulunan ve 6 gol atarak takımına katkı yapan Raşika bu maçta eski takım arkadaşlarına rakip olmanın hazını yaşıyor. Derbi maçına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta sakatlık haberleri taraftarları endişelendiriyor. Siyah kilit isimlerinden Salih Uçan İstanbulspor maçında aldığı darbeyle sahadan çıkarken Umut Meraş ve Erik Balin'in de derbiye yetişemediği bilgisi geldi. Uzun süre sahalardan uzak kalan Mert Günok sakatlığını geride bırakarak idmanlara dönmüş olsa da deneyimli kalecin derbide kadroda yer alıp almayacağı sağlık ekibinin son değerlendirmesine bağlı. Zorlu günler geçiren Beşiktaş'ta milli futbolcuların uluslararası arenedeki başarıları da taraftarı umut oldu. Amili takımımızda Cenk Tosun Letonya'ya karşı oynanan maçta 2 golle galibiyetin mimarıydı. Aynı şekilde Raşika da Kosova için Andorra karşısında parladı. Bu kritik maçta 2 gol atan ve bir de asist yapan Raşika, Kosova'nın galibiyet payında büyük rol oynadı. Zaynudinov'un performansı da Beşiktaş taraftarını mutlu etti. Kazakistan'ın Finlandiya'ya karşı geri düşmesine rağmen Zaynudinov'un attığı iki golle maçın döndürülmesi siyah beyazlar için sevindirici bir haber. Teknik sorumlu Burak Yılmaz hücumda Gezzal, Abu Bakar'ın yanı sıra Cenk, Tosun ve Raşika arasında kararsız. Raşika'nın ilk 11'de başlaması durumunda Geride yabancı kural nedeniyle yerli bir isim şart. Stoper'de Amartay ve Kolle'yi düşünen Yılmaz bu nedenle Türk statüsünde Bahtiyar'dan hazır olmasını istedi. Kazak futbolcu derbide sol bekle Masuaku ya da orta alanda Salih'in yerine görev alabilir. Masuaku'nun dışında yerli statüsünde oynayabilen ve Burak Yılmaz'ın Joker olarak dikkat çeken Baktyor ilk 11'de aday isimlerden biri. Eğer bir aksilik olmazsa Galatasaray ile oynanacak mücadelede savunmanın solunda forma giyebilecek. Sergen Yalçın'ın şampiyonluk kazandırdığı dönemde kalenin vazgeçilmez ismi Ersin Destonoğlu sonraki sezon kayıplara karıştı ve formayı Mert Günok'a kaptırdı. Mert'in yaşadığı sakatlık Ersin için yeni bir şans ve bu derbide belki de her şeyin başlangıcı olabilir. Beşiktaş'ın bu sezon en iyilerinden biri hırslı ve cesur oyunuyla tribünlerin sevgisini kazanmayı başardı. Hem savunmadaki başarısı hem de skora verdiği katkısı Beşiktaş için son derece değerli. Bu derbide ondan beklentiler yüksek. Omar Colley Jetson defansif orta sağ anlamında Torreira Galatasaray için ne ifade ediyorsa Jetson'da da Beşiktaş açısından o derece önemli. Oyunun sadece savunma yönünü değil hücumda da oynayabilmesi orta alanı başka bir seviyeye taşıyor. Abu Bakar performansı en çok merak edilen isim Icardi gol atmasa da Beşiktaş'ın 3. bölgede etkili olmasını sağlayan en önemli oyuncu ancak zaman zaman yaşadığı gelgitler derbi maçında neler yapacağı konusunda soru işareti oluşturabilir. Ayrıca Burak Yılmaz'ın diğer derbi taktikleri de var. Cenk Tosun'un yeri garanti gibi Salih Sakatken Türk statüsündeki Bahtiyar'ın orta sahada şans bulması yüksek. Peki 3. Türk kim? Onur'un ilk 11'e girmesi bekleniyor. Sağ bek ya da sağ kanat olarak. Bali'nin sakatlığı sonrası Necip Uysal ilk 11'e dönebilir ancak Burak Yılmaz kararını verdi. Oynamaya hazır durumda olan Amartey'i formaya alacak gibi. Yılmaz derbiye Amartey Kolley stoper tandemiyle çıkacak. Chamberlain Yılmaz'ın oynatmayı düşündüğü isimler arasında orta saha kurgusuna kesin olarak karar vermeyen genç hoca Chamberlain'den kendisine hazır tutmasını istedi. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray Beşiktaş deplasmanında de oldukça zor anlar yaşamış ve mücadeleyi 3-1 kaybetmişti. Kartal sahasında oynadığı futbolla Cimbom'u evine puansız göndermişti. Gözler bu hafta oynanacak dev derbideyken Beşiktaş maç öncesinde son dönemde ortaya koyduğu istatistiklerle öne çıkıyor. Galatasaray üst üste çıktığı 22 maçta kaybetmedi. Aslan son yenilgisini 30 Nisan 2023'te 3-1'lik skorla Beşiktaş deplasmanında yaşadı. Ayrıca siyah beyazlar son dönemde derbi performansıyla ön planda. Kartal Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 10 kişiyle 4-2 yendi. İnönü'de Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe ile evinde oynadığı maçtan beraberlikle ayrıldı. Evet arkadaşlar Beşiktaş için Galatasaray derbisi oldukça zorlu geçebilir. Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi sizlere analizleri aktardık. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler.